bu okuyucularımızın Arap ve Türk tavrı, Arap veya İstanbul tavrı diye bir tavır var mı yok mu? Varsa o nedir, bu nedir? Varsa temsilcileri kimlerdir veya bunun çerçevesi nedir? Bu tabii bir soru ama Kur'an-ı Kerim Allah'çadır, Rab'çadır, Allah'tan indirilmiştir. Arap diliyle inmiş olması Cenab-ı Hakk'ın tasarrufudur. Öyle murad etmiştir. Biz düşünürüz acaba neden? Deriz ki o dönem, o asır, o coğrafya şöyleydi, böyleydi. Daha ahlaksız, daha cahil, daha karanlık bir ortam. Muhtemeldir ki irşat oradan başladı. Muhtemel ama mutlak olarak gerekçeyi Allah bilir. Dileseydi Türk diliyle, dileseydi Farsça olarak ve dileseydi Fransızca olarak indirebilirdi. Demek ki muradı ilahi öyle tecelli etmiştir. Şimdi Kur'an hiçbir milletin kendine has veya sadece onlara ait bir değeri değildir. Kur'an bütün insanlığa gelmiştir. Değil mi? Kâffeten linnâs. Bütün insanlık. Kim onu muhatabı alır, iman ederse insanlık makamından Müslümanlık makamına yücelir, yükselir. Ne Arap, ne Türk ve ne de başka bir dilin tekelinde değildir. Rabçadır, Allahçadır. Kalıpları Arapçadır. Arap dilini konuşanlar, Arapçayı iyi bilenler, Kur'an'ı güzel okur diye bir kaide yok. Böyle bir şey olamaz. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim Kıyamet Suresi'nde ilgili ayetlerde bize onun Allah'ın Resulüne indiğinde hem korunacağını hafızada, kalpte, hem nasıl okunacağını, hem beyanının, tefsirinin nasıl yapılması gerektiğini veciz ifadelerle çok kısaca anlatmıştır. İnne aleyna cem'ahu ve Kur'aneh. Kur'aneh. Cebrail getiriyor Arapça. Muhatap Arap. Kelam Arapça. Peki niye ve Kur'aneh? Onun okunuşunu, kıraatini biz sana öğreteceğiz. O bizim tekeffülümüzdedir. Demek ki Arapça biliyor diye nasıl olsa sen Arapsın, Kur'an'da Arapça. Hadi günlük dilde kullandığın Arapça gibi Kur'an'ı kullan. Yok öyle bir şey. İnne aleyna cem'ahu ve Kur'aneh. Ha, demek ki her ümmet bu noktada ortak. Kim onun kurallarına aşina olur, ilmini alırsa o en doğrusunu okur. Peki fark nedir? Fark o kadar doğal bir şey ki, benzetmek gibi olmasın, bir sanat eserinin icrası, türkü, şarkı vesaire, her yorumcuda aynı mıdır? Hayır. Aynı eser, kuralları var, makamı var, güftesi, bestesi var ama yorum farkı var. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Her insan ayrı bir dünya. Hangi coğrafyada yetişmiş ise insan, o coğrafyanın toprak özelliklerini, fiziki özelliklerini, kültürel özelliklerini dile de yansıdığı için o da aynen tabii olarak bunu kullandığı dilde yansıtır. Şimdi yaygın bir kanaat var, yanlıştır. Onlar öyle okuyorlar çünkü dilleri o, doğru okuyorlar. Hayır. Onlar içinden eğitim almış yetenekli insanlar güzel okuyorlar. Biz de kabul ediyoruz. Ne diyoruz? Baş tacı ediyoruz. Ve zevkle dinliyoruz. Günlük dilde her insanın konuştuğu kendi dilinde bir takım harflerde ve kelimelerde sarkmalar, sallamalar, gelişi güzel, keyfiyetsiz telaffuzlar olabilir. Biz kendi dilimizi acaba tüm kurallarıyla doğru telaffuz ediyor muyuz? Hayır.
kısaltmalar yapıyoruz, uzatmalar yapıyoruz, nakiller yapıyoruz, hazifler yapıyoruz vesair vesair. Peki ne demek istiyorum? Bu soru önemli. Şimdi bazı harfler onlarda böyle, bizde böyle. Onlarda böyle, bizde böyle değil. Kitaplarda tarifi vardır harflerin. Hocalar da, ehli olan üstadlar da onları silsile silsile aldığı gibi talebesine aktarırlar. Bunun Arap dünyasındaki kitap ayrı, bizim dünyamızda kitap ayrı, böyle bir şey yok. Tüm tecvid kuralları Arapça kitaplarda aynı. Peki, şimdi Arapça gibi mükemmel bir dini konuşan bir insan, ne diyoruz? Bir avam Arapçası var, bir de ne dili var? Fasih Arapça var. Kur'an, hadis, tefsir Arapçası. Bugün Arap aleminde oranlama yaparsak %20-25'i geçmez fasih Arapçayı konuşan coğrafyalar. Biz Arapçayı orta halli derecede bildiğimizi ifade edersek konuşulanları anlayamıyoruz. Çünkü avam diliyle, sokak ağzıyla öyle girmiş, alışmış. Bizde de şu anda birçok insanın kelime hazinesi 500'ü geçmiyor ne yazık ki. Çünkü okuma yok. Dilimiz yanlış kullanılıyor. Dilimiz, edebiyatımızda özellikle. O halde bir Arap okuyucu, bir Arap günlük Arap dilini konuşurken bazı harfleri nasıl telaffuz ediyorsa alışkanlık gereği onu da Kur'an'a yansıtıyor. Nedir? En çok örneği verilen vav harfidir. Vav. Hocam onlar böyle okuyorlar, biz şöyle okuyoruz. İşte datı onlar böyle okuyorlar. Hayır. Va. Ve. Vellezine. Vellezine. Günlük konuşma budur. Fıtridir. Buna itiraz edemeyiz. Ama Kur'an'ın vavı kalın değildir. Kur'an'ın vavı incedir. Ama bu incelik de bizim bir kısım okuyucuların yaptığı gibi ayıltıp bayıltmak suretiyle de değildir. Vellezine. Vellezine. Bu da değil. Buna gülerler. Bak siz bile güldünüz. Araplar tabii güler. Ama onların dili Arapçadır. Doğru mu? Hayır. İlmini yapan doğru okur. Hocasından alan doğru okur. İster Fransız olsun Müslüman, ister İngiliz olsun Müslüman, ister Arap, ister Türk. Fark etmez. Evet. Günlük dillerindeki alışkanlık haline getirdikleri sesleri Kur'an'a taşıyorlar. Ama üstad dediğimiz muhteşem okuyanlarda bu yok. Ben acizane zaman zaman onlarla içeride dışarıda beraber olduk, konuştuk, okuduk. Hiçbiri bana yani sen niye böyle okuyorsun demediler. Hiçbiri. Vellezine de değil, vellezine de değil. Vellezine. Ve. Ve. Ve değil, ve değil. Evet, işte kaf harfi, dat harfi. Mesela imamlar diyorlar ki cemaatimizden bazıları ya senin Fatiha'daki son harfin olmuyor. Neymiş efendim? Veleddalli. Bu ses bize datı değil tı'yı çağrışım yaptırır. Kitaba bakıyoruz diyor ki ey okuyucu dat dilin kenarıyla hizasındaki azı dişlerinin teması. Kitap böyle diyor. وَالضَّادُ مِنْ حَافَتِهِ اِذْ وَلِيَا لَدْرَاسَ مِنْ اَيْسَرَ اَوْ يُمْنَاهَا diye de şiirsel hale getirilmiş Cezeri tarafından. Kenar ya kenar. Dat bu. Peki tı? Ha yakınlık var mı? Var tabii. Yani çok çok uzak değiller ama biri biri değil. Biri diğeri gibi değil. Bunlar ilimle ve senede dayalı hoca ile ortaya çıkacak şeylerdir. Hiç bu konuda tartışmaya girmeyin. Ama bu bilgileri müktesebatınıza katın, dağarcığınıza koyun ve sen şöyle ben böyle gibi bir tartışma içinde olmayalım. Böylece buradan o soruya da cevap vermiş olduk. Kanaatimiz odur. Bugüne kadar edindiğimiz malumat budur.